Intermod'da çektik, EICMA'da çektik. Dedik ki prototipin şurası şöyle oldu. Bak bu sene burası değişti, bu sene şurası değişti derken sürekli bir geliştirildi ve en son karşımıza 390 Adventure bu şekilde geldi. Özellikle A2 sınıfında bunun gibi hafif, nispeten rahat oturuşlu, kolay kullanılabilen motosikletler son dönemde çok aranıyordu. İnsanlar çünkü artık şurada arkada görmüş olduğunuz look gibi spor değil de biraz daha rahat oturmak istiyorum ama bunun hafifliğinden kaybetmek istemiyorum diyorlardı ve ona göre motosikletler istiyordu. KTM'de işte böyle bir motosiklet de bize geldi. Çok güzel detaylar var. Bakın hemen şimdi başlamak gerekirse. Bir, burada ayarlı bir süspansiyonumuz var. Bu klasmandaki motorlarda genelde bunu görmeye pek alışık değiliz. Güzel. KTM'nin yine büyük akranlarında görmüş olduğunuz ledli farlar, ledli sinyaller de burada duruyor. Frenler Bybre ve gayet büyük. Eğer 390 Duke'daki ile 390 RC ile aynı frenler varsa dehşet bir fren gücü olduğunu şimdiden ben size söyleyebilirim. Piste RC'yi sürerken çok memnun kalmıştım. Duke da beni günlük hayatta oldukça mutlu etmişti. Hemen diğer özelliklerinden bahsedelim. Gel benimle. Burada çok güzel bir ekran var. Güzel olduğunu nereden biliyorsun kardeşim? Görmedin ki, açmadın ki, bize de gösteremiyorsun derseniz 390 testinde aynı ekranı görebilirsiniz. Zaten vardı. Orada da ben hem uzun dönem kullandım hem de hem gündüz hem gece bunu görme şansım oldu. İkisinde de oldukça güzel gözüken, güneş yediğinde cıvımayan bir ekran vardı. Buraya hemen geldiğimizde sele gayet konforlu. Hani neydi? Duke 390 kullanıyorum. Artık daha konforlu bir şey istiyorum. Al sana konforlu, gayet geniş sele. Egzoz burada yanda. Ben böyle bir tasarım görmeyi beklemiyordum. Biraz daha farklı bir şey görürüz gibi düşünüyordum ama egzozu buraya konumlandırmışlar. Bir detay, bu biraz aşağıda. Neden aşağıda? Buraya yan çanta koyabil ve uzun yolculuklarda daha fazla malzeme taşıyabil diye. Oturuş pozisyonunu da hemen size göstereyim. Şöyle geliyorsun. Oturdun. Çok net, rahat. İleri geri kolay. Diz mesafesi bayağı var. Yani boyun 2 metre bile olsa bununla çok rahat edebilirsin. Ki genelde bu klasmandaki motosikletlerde büyük insanlar fazla rahat edemez. Fakat bu motosiklet için bu söz konusu değil. Çok natural, çok rahat oturup yoluna bakabilir, işine gidebilirsin. Aynı zamanda çok da hafif. Büyük ihtimalle günlükte kullanmak için çok keyifli bir motosiklet olacak. Şuradaki karena çıkıntısı da rüzgardan oldukça koruyacağını ben düşünüyorum. 390 Adventure'ı çok bekledik. Sonunda geldi. 50.000 TL gibi fiyattan satılıyor fuarda. Biraz ilgi var ama motor bilindikçe bu ilginin de artacağından eminim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.